soruyorum. Evvela şöyle diyeyim. Lağabınıza kimler derler? Besmele Türkan'ın da. Hani mesaj olarak. Mesaj olarak. Halil Baba. Halil Baba. Tamam. Halil mi, Hallo mu? Şimdi Hallo Baba diye ben çocukluğumdan Halil. Beri öyle biliyorum. Yani. Halil. Halil. Ha. Onu kelimeye öyle konuşuyorlar. Abi şimdi bazı galetli oluyor konuşmalarımız. Ha. Biz de mesela sizi çağırdığımız zamanlarda Kadir Ağa veya da Kadirov veya Kadir Bey işte ona benzer. Öyle küçüklüğünde de kendisi biraz tutumluymuş tarikatçılıkta. Halil'im, Hallo'um derken de Halil, Hallo diye kalmıştır. Evet. Ünvanımız öyle. Kökenimiz de daha tabii evvel oluyor ki çok geçmişlere dayanır. Türkmen aşiretler. Şimdi sizden bir şey sorayım. Biz aşiretimiz Türkmen'de. Şöyle buraya nasıl geldiğimiz ait. Senden bir delil var mı? Böyle bir şeyimiz. Hani buraya nasıl gelmiş Türkmenler? Şimdi bizim elimizde bir vesikamız yoktur. Yani belirtildik. Elimizde bir kağıdımız yoktur. Ancak büyüklerimizden duyarız. Ve bazı araştırmacılardan da duyduk. Yeni resmi kitabı yazmışlardı. İstanbul'da kütüphanelerden çıkarmışlar. Tamam, bir dakikanızı rica edeyim. İstanbul'daki kütüphanenin hangi kütüphanedeyse bunu ben gidip bilakis araştıracağım. Çünkü 1500 esas tarih, Türklerin tarihi, bizim Asya'ya gelişimizin de 1530 yılında Yavuz Sultan Selim'e kadar 1530 yılında Yavuz Sultan Selim bizim Türkmen beyliğini ortadan kaldırıyor, getiriyor, Samsat'a bağlıyor. Bu gördüğün camiler, eserler o Memlük Devleti tarafından yapılmıştır. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya gelmişlerdi. Şimdi bu Mırasmaniye'de Besmele'nin tarihi olacağını ben böyle bir şeye rastlamadım. Yani köken değil. Şimdi benim aldığım bilgiye göre Antakya'da bir kitapçıdan öğrendim. Bizim aslımız hicretin 749 yılında Horasan'dan, tamam mı? Eba Müslüm'ün yanında. Tam tarihinde Emevilerde bir Kerbala orayı vardı. Bu Kerbala'yı gerçekleştirip yeniden peygamberin amcasının oğlu Cafer-i Mansur'u halife yapıp o da bir de Kuzey Suriye'yi sunmuştur. Bu işi gerçekleştiren Horasan'dan gelen Eba Müslüm'ün sağında yer alan Türkmen aşiretleridir. 7000 kişi. 3500 kişi Eyyubiler. Yani ondan sonra 2000 kişi Azeriler. Ve Zapsuyu Savaşı'nda 12 günde bu işi bitirip ta Endüs Irmağı'ndan Fas'a kadar İslamiyet'i tamamen
şeyden, Emevilerden alıp getirmiş Peygamber'in amcasının oğlu Hazreti Abbas'ın oğlu Cafer-i Mansur'a bu size layık demiş, teslim etmiştir. Bizim bu kahramanlığımıza, bu dine saygı duyduğumuz Türkmen aşiretlerini de Kuzey Suriye denilen buraya daha evvel Hazreti Ömer, Hazreti Halid bin Velid tarafından zaten ele geçirilmişti. Ondan sonra o Emevilere kadar sürmüştü. Bu topraklara gelmişiz. İlkin bu şeye, Kilis'inde. Burada toplamış Türkmen Beyliği olarak bir çadırımızı kurmuşuz. Tuğ. Yani Türkmenlerin içinde bir tuğ vardı yani. Ben şöyle... Ondan sonra Dul Kadıroğlu Türkmen Beyliği içinde Besni Altınbukat Türkmen Beyliği olarak yani. Türkmen Beyliği, Altınbukat Türkmen Beyliği olarak geçer. Araban'dan başlar, bu göl başına kadar. Evet. Şimdi ben şöyle arz edeyim. Türkmen aşireti Bağdat tarafına giderken İrak soyut tarafını geçmeyi planlıyorlar. Aşiret Şam'da veya Şam'ı daha ileriye geçmişler. Kendi aşiret tarafında bir kavga çıkmış. Evet. Kavga çıkınca bunlar ikiye bölünmüşler. Bir kısmı gitmiş, bir kısmı dönmüş. Dönmüşler, gelmişler şimdi Türkmen aşireti kısmı Şam'da. Bir kısmı dönmüş gelmişler, evet. Türkiye. Bugünkü tabirle Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'den bu kahraman Maraş. Hayır, şeyin Şanlıurfa'nın Suruç. Evet. Suruç'a yerleşmişler. Evet. Suruç'a yerleşmişler. Suruç'tan ayrılmışlar. Kısmen şeye gelmişler. Arabanın bir köyü var şimdi. Arabanın bir köyüsü var. Evet. Oraya gelmişler. Arabanda kalmışlar bir müddet. Yine bölünmüşler. Keysun'a gelmişler. Evet. Keysun'da da bir müddet oturmuşlar. Hatta o beylerin içinde gelen bir tanesi Mehmet Bey. Evet. Olarak gelmiş onlar. Orada babası Abdullah Bey olsa gerek vefat eder. Onu oraya defneder. Kendisi Besni'ye gelmiş. Besni'ye geldikten sonra Besni'de bir beyler aşırı olarak kalmışlar. O gün bugün beylerin ismi var burada. Ha, şimdi Selçuklularda beyler şimdiki vali gibi görev yapıyordu. Ha, Osmanlılarda bunu toprak ağalığına dönüştürülmüştür. Şimdi şöyle, benim yani o asıl özünde. Şimdi Kuzey Suriye'den Hassa'ya kadar Türkmenlerin iyi savaşçı oldukları için Romalıların saldırısına karşı buraya yerleştirmeyi daha uygun görmüş halife. Ve biz burada 810 yılına kadar bunlar asker olarak gelmiş. Çölde hayvan besleyemediği için sulak yerler aramışlar. Keysun'a onun için gelirmiş. Göç geldikçe yerleşim alanlarını Besni'ye, dağlara, Pazarcık, Araban böyle yaymışlar. Doğru. Değil mi? Esas özü bu. Çünkü göç hızla gelmiş buraya. Yani hicretin 740'ında 810 yılına kadar. Yani 50 senede buraya tamamen göç yerleşmiş. Şimdi şöyle bakarsan Mersin Antalya'dan dolu. Şimdi bunlar Yörük var ya, Yörükler. Evet. Türkmenlerin köylüsüdür yani. Dağlarla uğraşan. Bizimkiler de bu ondan elde edilen yünü işleyen halkız. Hani Antep halkası bu Türkiye'nin birçok yerinde var. Ve delilleriyle de nereye gittiklerini tek tek izah edebiliriz. Ben tek tek. Yalvaç, Aydın, Karaman, birçok yani Ankara'nın Keskin, birçok ordu, birçok yerlere yerleşmişler. Yani bundan gittiği yol da belli. Ama Selçuklular devrinden daha evvel gelmişler yani. Selçuklular 1071'de, bunlar 810 yılında göç tamamlanmış. Peki. Evet. Aşiret olarak yerin tabi sulu sulaklı yerleri seçmişler, doğru. Evet. Evet. Hatta hatırıma gelmedi, arabanın bir üst yanında bir şey var, köy. O köy de çok sulu, çimdik hava.
İbrahim Bey bana çok yaşlı da ben dedi bunu dedi herkes diye de bulunmaz. Aslını sorarsan dedi evladım, aslını sorarsan peygamber de Türk'tür dedi. Biz dedi Ağrı Dağı'nda değil, gemi dedi Nuh zamanında 75 tane isim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yosef'in Pamir yaylasına yine çıkmış, bir kısmı da kuzeyden Hindistan o şeylerine gemiler gitmiş. Zamanla sular emdikçe gelmişler. Ondan 4-500 yıl sonra Nuh'un bu tarafa doğru geldikleri zaman bunlara yerleşmişler. Bu Basra Körfezi'ne. Tabii, bu Arabistan'a da Mısır'dan gelen Firavun'un kişileri adım genişledikçe ondan kaçanlar bu köllere onlar da yerleşmişler. Ve sonradan İslam diniyle bu Firavun'un gerçekleştiği din içinde savaş çıkmış ve Koreş olan, yani Türklerin özünden olan, Koreş olan oradan inen, yani Hindistan'dan dönüş yapanlar burada karşılaşıyorlar. İki din birbiriyle ya Firavun ya Koreşlerin İslam dini. Bak şimdi Orta Asya'da Türkler 1000 yıl sonra çıkıyor İslam dilini kullanıyor. Ne Çin'de, ne Rusya'da, ne kimsede bu isim, bu kanı taşıyan yok. Yani gerçek oluyor ki gerçek doğru. Yani bir şeyi incelersen köken böyle çıkıyor. Yani. Bak abi, şimdi şöyle. Tarih biraz azalmış. Ha, şimdi Sovyetler'de araştırma yapıldı. Akçabat, Türkmenistan'da. Yani ben çok kitap. Burada 3500 yıl Türklerin keçe, sanat, birçok şeyler çıktı. Kültür hazineleri. Ki bugün çeliği, yani demiri, hem madenini işleyip hem yapmış hem delici. Ondan sonra kesici, aletleri. Sonra Metehan'a kadar gelmiş. Metehan, dünyaya askerliği, çavuş, onbaşı, maraşı, bunları Metehan zanında. İlk devleti kuran. Sonra yine beylerin buraya yerleşmesine, evet. Tabii şey böyle oluyor. Tabii biz bunu elimizde tesirlerimiz evet. Yoktur. Evet. Ancak eşitmeyle ve kaymakam bir Musa Uşar'ın gayretiyle bir öğretmen görevlendirdi. İstanbul'a gönderdi. Sağa sola gönderdi. O bir parça tarih bir memleketin eşrafların isimlerini öğrendi. Yazdı, cızdı bir kitap meydana getirdiler. Şimdi anladı mevcut o elde. Ancak tabii bizim yani yerli olarak elimizde bir şeyimiz yoktur. Şimdi Besni'nin göç etmesine bazı sebepleri daha evvel arz etmiştik. Herhalde yarım kaldı. Şimdi Besni bizim küçüklük devremizde aşağı yukarı 50 sene evvel nüfusu hemen hemen 1 milyon falan, bazı 16 bin, bazı 18 bin diyenler olurdu tabi bir şeyimiz olmadığı için o zaman evler yok. Şimdi o zaman biz çok çok rahatça Besni'de Besniliyle komşu il ve ilçelerimizde çok kötü. Mesela ben hiç okula gitmemişim. Evet. Benim yaşımda olanlar aşağı yukarı hiçbir okula gitmemiştir. Evet. Ne ilkokula, ne de eski Sütçe. Evet. Efendim gitmemişiz. Evet. Niye gitmemişiz? Eski yazıyı Cumhuriyet Devri yasaklamıştı. Öyle mi? Evet. Yeni yazıya da gücümüz mü yetmiyordu? Veyahut da sanat öğrenmek için. Evet. Gidiyorduk. Yani okuyup da kaymakam mı olacaksın? Adı kaymakam mı olacaktık? Yani başka bir memur yoktur. Yok. Yok. Evet. Bizi sanata gönderdiler. Evet. Gittik sanat öğrendik. Çalıştık. Galiba oldu. Dükkanı açtı. Hadi o arada daha evvel arz ettiğim gibi ayakkabının altına koymuş olduğumuz köseleleri Denizli'den ve buna benzer yerlerden getirdik. O da pahalandı. Pahalanınca araba lastiğinden, arabanın tekerleklerini keserlerdi. Ondan ayakkabı dikerdi. Bu artık bugün için giyilmez tabii, o gün için giyiliyor. Evet. Kulluk muydu? Artık neydi? Giyiliyordu. Haydi bizim ayakkabıcılara bir şey düştü, fakirlik düştü. Adam yaptığı ayakkabısı yok ki satsın. Haydi göçtü Mersin'e. Mersin'den göçtü
İstanbul'a. Şimdi İstanbul'da derneğe mesela temsil eden 5 kişi. Evet. Dokumacılarımız yine öyle oldu. 5 kişi belli olan zaten 2 büyük sanatçılıklar. Birisi ayak dokumacılık, birisi dokumacılık. Bugün dokumacılıkta 5 kişi daha lazım. Film tezgahı olarak belki 200 taneye yakın. 200 taneye yakın dokuma tezgahı var. Evet. Ayakkabıcı, şimdi derdine derman desem bir tane yoktur. Evet. Belki bizim küçüklüğümüzde bilmiyorum ama 100 tane. Evet. 100 tane büyük. Ya Urfa toprağına götürür satarlardı yine. Urfa, Malatya, evet. Maraş, evet. Efendim, bu bölgelerde herkes Sırtıyla veya Damba mekan tasarını götürür satarlardı. Evet. Adamlara fakir düşünüyor. Tabii yaşamak mecburiyetinde kalırmış. Taşınıyor. Kalanlar da Uşak'a yerleşti. Evet. Ali kendi gelen tutanlar sağdan soldan geldiler. Gaziantep'e yerleşti. Gaziantep'te bugün halıcılık piyasasının yerine buradan yine geçsinler. Resulüne Besni dışarıya çıktıktan sonra alışveriş adamlar her yerde kendi işini çıkarabilir. Peki şimdi şöyle bu atılganlık nereden geliyor? Bak mesela gidiyor Uşak'ta ben hepsinin filmini çektim. Çoğunu tanıyoruz berber. Evet, kimisi var. Efendim kasap, kimisi ekmekçi. Herkes çalışıyor. Ha? Evet. Nasıl atılıyor? Bunlar i̇şte nasıl bu şeyi değişiyor? Yani başka memleketlerde böyle korkar. Yani ya ben fırıncıyım bu dokumadan anlamam diye korkar. Bizi gene şapkaya açar gider. Neden oluyor ben bu? Ben orasına bağlarım. Mesela 50 yıl evvel ben kendim çırağım zamanımda. Evet. Biz biraz 10-12 yaşlarına gelince evde kimseye koymazlardı. Veya mağdur veya gönderirlerdi. Evet. Derlerdi ki senin oğlun hangi kara gidiyor? Evet. Sanat değil de evet. Hangi kara gidiyor? Derlerdi yani. Evet. Yapmış olduğu işten bir kar görecek. Evet. Ben köşkerliğe gidiyorsam veya kunduracılığa gidiyorsam sen dokumacılığa gideceksin. Demirciliğe gideceksin. Keçiciliğe gideceksin. Yani buna benzer bakıcılığa gideceksin. Evde çocuklar katiyen kalmazdı. Bırakmazlardı. Evet. Yani işe alıştırırlardı. Sanat öğretildi. Çekirdekten yetti. Annesi, babası ve ailesi, ahbabı, dostu bu oğlum senin niye geziyor, niye bunu senin kara koymuyorsun diye birbirimize şey yapardık yani. Evet. O yönden Besnillerin böyle sanatkar atılda iş bilir, becerili olmalarına başlıca sebep geçmiş zamandaki ana baba ailenin terbiyeli çocukları böyle işe göndermelerine bağlı. Hiç başka bir şey yok. Ustaların da bu işi ciddiyetle ele almaları. Ben aşağı yukarı 15 sene ustaya gittim. Bir ustanın yanına vardığın zamanlarda mümkün yani evde yine kavga dava edersin çocuklar arasında ustanın yanında onu da edemezsin. Evet. Gidersin lal. Evet. Gelirsin lal. Evet. Bir şey diyemezsin. Peki şimdi bu ortam var mı? Soruyorum sana. Yok efendim, yok. Peki ikincisi, şimdi bu aşağı şehirde camilerimiz, mabetlerimiz, yani gözler yaşarıyor. Ben şimdi gerçekten öyle. Bugün tarih sayesinde 4 milyar en aşağı. Ben bunun birçok dini şeylerden, vakıflardan da sordum. Bugünkü değerler, yani Memlutlardan kalma İslami değerlerin bugün Besin'deki en ufak değeri 4 milyar. Bugünkü şanlarda 10 milyar. Şimdi biz böyle bir hazineyi, bir geleceğe yönelik dini abideleri yıktık. Şimdi hücrelerde yetişmiş kişiler bunu böyle besledi. Haliye düştü, gitti suladı. Hiçbir maddi çıkar sağlamadan. Yani dine sadık bağlıydılar. Şimdi neden buna sahip çıkamadık acaba? İki bekçi tutamadık mı? Büyüt diye de bakar. Şimdi demin arz ettiğim gibi Besnililerin sanatkar olanları yani böyle iş bilir, kültürlü kişileri Besni'yi terk etmiş gitmişler. Evet. Sene 1955 yılında, 55 yılında Besni'nin içerisinde aşağı Besni'nin
evlerinin yıkılması aynen bugünkü anarşi, 70'ten evvelki anarşi durumuna geldi. Evet. Herkes kalmasını çekip kendi evini yıkmaya başladı. Evet. Sebep, yukarı şehre taşındılar. Evet. Hayvan da merkezin sırtına, iki taş koy, iki de ortasına koy. Evet. Çörçüş çörçüş alır getirir, yıkar diye yapar. İki yuvan, iki içeri bir oturak. İki oturak bir yuvan. Yani iki oturak bir yuvan. Doğan oldu. Yani yaptığımız, yaptığımız da bu evimizi. Yani aşağı şehrin o büyük tarih boyunca yaşayacak evleri öyle yıktılar yani. Öyle yıkıldı. Ve camilerinin yıkılmasına da sebep bizim bir tane müftümüz vardı. Hasan bilmem. Getirdi. Paşa Camisi'ni yıktı. Bu Hacı Reşit Camisi'nin yanına şey yaptı. Hücre. Bir hücre gibi. Ve işte orada böyle bir dükkan dükkan bir şeyler yaptı. Ona bakınca halk. O gitti bir taşınlandı. O gitti iki taşınlandı. Şimdi ondan sonra besine eşekçiler vardı. Gece gitti tabii, aldı tabii, aldı. Tabii. Ona buna sattılar. Tabii, hala, hala da daha öyle bir şey oldu mu? Alıp getiriyorlar. Yani nasıl bir anarşi oldu? Herkes kadına çıktı evini yırtıp. Evet. Şimdi bir de şu var. Şimdi Uşak'ta da sordum herkese. Ya bu Uşak'a gitmiş. Ben biliyorum Bağlı Yırtık çoğunu tanıyor. Sen de bilirsin Uşak'ta. Hepsi gariban. Birinin gücüyle kazandıklarını ben de eminim. Bu da babadan, anadan, zengin var mıydı? Hepsi şöyle bakalım. Buna şimdi bu burada giden. Diyorlar ki altın buldu, yok bilmem ne buldu. Bu burada zengin oldu, oraya gitti bu diyorlar. Buna gidenler mi? Hı? O Besin'den gidenler mi? Evet. Hayır. Besin'den gidenler, emin ol yani tabii imanla cuman bir arada olmaz diye bir atasözü var. Evet. Kuru. Para değildi belki altınları olabilir ikişer ikişer. Evet. Eski dedelerinden, babalarından kaldı. Buradan gidenlerin hiçbiri bir mal varlığına sahip değildi. Yok, evet. Yoktu. Hiçbiri yani evet. Kim var dese geriye dönüş hesap ettik miydi? Hepsi zayıf. Evet. Yani atılganlıkları, yani cesaretle. Çalıştılar adamlar, gittiler, çalıştılar. Namusuyla, arıyla. Efendim. Onların otelleri arabalar oldu. Gece yola giderler. Heh. Gündüz işini görür dönenleri gece arabalara yapar. Evet. Yani ben şimdi diyorum ki yani. Öğleneceğimiz yerde bunlara kurt bakıyorlar. Ben burada kazanıyordu niye gittim memleketinin bu arada. Çok çalıştılar. Şu gün olmuş. Evet. Allah daha çok açtın. Herkes çalıştı. Evet. Yani Besni halkı çalışkan ne altın bulmuş ne gümüş. Altın da gümüş de beş parmağında. Altın buldu demeler. Altın, gümüş, beş parmaklarında. Evet. Altın buldu demelerine çalışması demektir. İnsanın gücü yerinde olduğunu, sıhhati yerinde olduğunu. Altın gibidir tabii. Çalışacak, kazanacak, eşiyle, dostuyla. Tabii. Allah'a şükür bugün nereye dönersen dön, Besniler her yerde önleneceğiz. Tabii. Ben mesela kendimden pay biçiyorum. Ben 37'de yani gittim. Seni sahaya katmıyorsan. Ha, ben sahaya girmiyorum da. Şimdi Türkiye'yi dolaştım. 65 vilayet. İstanbul'da oturdum 10 sene. Türkiye'nin Ankara'da oturdum. Ayrıca'da oturuyorum. Ha, şimdi bende bir değişiklik var mı? Böyle bir Besni halkından hayır değil. Yok. Yine, çünkü benim asaletim zengin. Aynı şive. Biz Asya'da bile Mete Han'ın sağ koluyduk biz. Bizim kültürümüz, savaşımız, vatanımızı, namusumuzu koruyan Mete Han'ın yanında Çin duvarında zehirli ok yapıp Çinlileri o duvardan bile gezdirmeyen bir milletin çocuğu, torunları. Ben her yeri araştırdım. Yani Türkiye, Türk milletinin içinde övünecek bir oymağımız var. Hani 9 turun içinde. Evet. Bunu eli belki de bilmiyorum. Eli olduğuna göre çok çok gurur duyacak da bir ilçede birbirimize toplanmışız. Biz belki 16-17 bin nüfuslu bir kazada 50 sene evvel biz hepimiz birbirimizi tanırdık ve büyüğümüzü küçüğümüzü bilirdik. Tabii. Bugün bir dört yol kavşağından geçtiğimiz zamanlarda benden 2 yaş büyük olmuş behemal durur ben ona yol verirdim. Bugünkü gidip de arabaların trafik kazası gibi insanların böyle trafikte bir vurdu, vurma durumu olmazdı.
hürmet, saygı, sevgi elbette çoktur. Bugün maalesef yok. Çünkü bizim Besni halkı nereye de gezerse gezsin. Mesela şöyle, şimdi İzmir'de git bir masaya oturursun. Oturan gelene çay söylersin, gidene çay söylersin. Şimdi adamlar der ya Allah Allah bu kim? Şimdi sorar, nerelisiniz? Bak nazarı dikkati gelmeden. Neresiniz? Malatya'nın. Neresiniz? Besni'de. Ya Adıyaman'ın Besni'de. Ha der ki ya buranın adamı bambaşka. Biz dedim aslımız Türk. Mayamız Türk. Hakkısızız biz. Yani başka yerlere gezip de mayamız yani böyle bir değişikliğe uğramamışız. Yok şimdi biz Besni olarak dışarıda bile hala Besni'nin 3-5 onları devamlı hatırlayıcı şeyleri elde tutarlar. Bir, düğünleri olduğu müddet hepsi bir yekbeşik olurlar. Tabii. Allah işte herkese gecinden versin deriz. Tabii bu bir duadır. Ecel saati gelince herkes aynı saatinde alır. Ancak duadır ki Allah herkese gecinden versin. Bir ölümümüz ve cenazemiz olduğu zamanlarda bütün besmeler orada eşidenler o cenaze döneminde bulunur. Efendim. İşte buna benzer şeylerimiz daha hala devam eder. İşte biz de bu ahlak kurallarını canlı tutmak için bunu sizin gibi yani. Daha değer Besni'de değer taşıyan bu işi halen savunan yani dürüstlüğü, doğruluğu, Besni'li olduğunu her yerde takdirle kendini tatmin edecek şekilde memleketini temsil edecek şekilde kişiler buna örnek olacak. Gelecek nesil de bizim gibi böyle bak bardağımız böyle diyecek diye biz ne kadar gayemizde bu ahlak kurallarını aynen sıvı sıkıya elde tutmak için bir canlı sesli bir mesaj hazırlıyoruz. Şimdi Kadir Bey bizim Besni olarak tabii Besni üzerinde konuşuyoruz dolaşıyoruz. Evet. Besni'nin tahsilcisi veya tahsilsizi yani evet. Şimdiki deyimle bir okumayı bilmeyene cahil deniliyor. Hayır. Cahil hem okuma yazmayı bilen de olur. Tabii. Bilmeyen de olur. Ha. Cahil demek kendi kendini kullanamamak. Kendi zekasını kullanamayan kişilere derler. Şimdi Besni olaraktan Allah'a şükür çok çok tahsilli yüksek mevkide insanlarımız var. Evet. Çok olan. Evet. Nereye dönersem diyorum yani müdürlükten aşağı değil. Tabii. Müdürlükten aşağı değil öyle. Yani ufak tefek ne bileyim ben şimdi hemen hemen eski besinlerin yarısı hepsi tahsildir. Tabii. Yani yarısı da ticaretle uğraşmıştır. Evet. Yani hiç kimse bir defa işten yılmamıştır. Yılmaz. Gündüzü bir araya kalkmıştır. Ama bugün için herkes Allah'a şükür mal varlığına yetişmiştir. Herkes tatlı tatlı çalışıyor. Mesela ben burada Karayolları'nda 50 liraya girdim çalıştım. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün mühendisler olsun, şimdiki genel müdür olsun, adım Ateş Palas'tı. Yani Kadir olarak bilmediler. Her işe dalar. Herkes sever. Bütün besinler de bilir. Neden? Çünkü biz aslımız, biz böyle gidip de bunu alanta yap, bununla boşver bizim gün geçirelim. Böyle bir havayı hayatta yapmadık. Yani böyle bir pohpohluk da yapmadık. Herkese öğrettim. Danışın, sorun. Öğretmezsen küfür. Yani bugün Türkiye'nin birçok yerinde eleman da yetişti. Neden? Çünkü yine Besni'nin kökümüzde var böyle bir sanatsal özümüzde var. Bundan da geliyor yani böyle atılıyoruz her şeye. Tabii. Ben evvel şey yaptığım zamanlarda hatırlayamadığım bir isim var. Biz Türkmen aşireti olarak Suruç'a gelmiştik. Suruç'tan evet. Ardal'a geldik. Şimdi hatırladım. Arabanın Altındaş kazasının üst yanında, Sarı'nın üst yanında Ardıl köyü var. Sulu suratlı yani. Orada çok sulu. Oraya gelmiş Besni'ye gelen o aşiretin şeyi. Orada konmuşlar. Bir müddet orada kalmışlar. Ondan sonra Keysun'a gelmişler. Keysun'dan buraya gelmişler. Evet. Yani tamam. Ardıl. Şimdi bu Altınbuga Türklerin bizim aşiret beyi, bu Türkmenler, beyler her yere bir yer vermiş savunma hattı.
Yani demişler siz burada kalın, siz burada kalın. Bizimkiler atlı süvari, çünkü biliyorsun bizde çoktu. Çünkü yörükler biz daha özlem. Hayvanımız köllerde su bulamazken bunlar, çünkü muhakkak sulak yayla yerlerde. Asya'da da öyleydi. Onun için diğer olmayanlar da Şam'a yerleşmişler. Mesela Eyyubilerin çoğu Şam'a yerleşmişler. Memlük devletini kurmuşlar. Fatimiler devletini kurmuşlar. Yıllarca bu hizmet götürmüşler. Şimdi bu mesleğe kaç yılında atıldınız? Bu nasıl yani geliştirdiniz? Nasıl başladınız? Nereye getirdiniz? Yani bizim şahsımız mı olan? Evet, şahsı olarak yani aile olarak yani bu evvel biliyorsun tut bezi vardı bir zamanlar. Şimdi efendim bu dokumacılık bize dede mesleği. Evet. Halil Baba rahmetullah dokumacıymış. Evet. Tabii ben onun dokumacılığına yetişmedim. Evet. Bilemiyorum. Ben küçüklüğümde demin daha zittim ki evet. Ayakkabıcılar gitti. Evet. Sene 1947 yılında evet. Tekrar gelip bu tahtadan yapma bir el dergahı vardı. Evet. Ayaklı. Sen de biliyorsun evet. Onu. Evet. Ben o şeye dokumacılığa gittim. Evet. 4-5 sene çalıştım orada. Evet. Ben giril. Evet. Efendim, dokuma, ağ bez, böyle çekme tezgahla evet. İşlerdik. Ondan sonra nakliyeciliğe başladım. Evet. Sene 1975 yılında tornacılığa başladım. Evet. Tornacılığa başlayınca çocuklar o mesleki bir parça öğrendiler. Onlar tornacı oldular, bizden ayrıldılar. Evet. Yani tekrar ben bir takıma tezgahı aldım. Evet. Diğer çocuklara dedim ki ağır size takıma tezgahı. Çalıştım. Evet, evet, peki bu pazarlamada güçlük çekiyor musun? Hayır. Dışarıya gidecek mi insanlara o çocuğun evet. Şimdi o da askere gitti. Evet. Bizim kilimci. Evet. Şimdi biz burada nöbet bekliyoruz. Ha. Tanesi kaç tane düşen bilmiyor. Ha. Ben hangi koyu oturuyor. Ha. Bir tane var. O geliyor. Sağda soldan isteyen olursa. Ha. O gönderiyor. 90'lar olursa bir ölçüsü 90'ımız var. Ha. Ben de eş dosta telefon ediyorum. Haber gönderiyorum. Mektup yazıyorum. Ondan sağ olsunlar. Bizim bu ipitler gönderiyorlar. İhtiyacımız göre duvarlanıp gidiyoruz. Şimdi de böyleyiz yani. Peki. Dokumacılık böyle. Çekilincilik. Peki şimdi ben diyorum ki sen çocuklar olsa onlardan da soracağım. Bu hale getirilmiş. Bu çabalar yapılmış. Şimdi onlara daha yüksek para versek, teşvik versek bu çocuklar daha büyük neler yapar acaba? Ne yapmalı? Şimdi Kadir Efendi devlet her yönüyle sanatçılara elini uzatmış. Ancak evet. Ben devletten kredi almayı tavsiye ettim. Evet. Niye ettim? Paran ne kadar çok olursa o kadar seni çalışmadan geri olur. Çalışacaksın evet. Ki para kazanırsın. Kendin kazanacaksın. Ha. Şimdi Ahmet'in para vermesiyle, sermaye vermesiyle, Mehmet'ten ödünç almakla veyahut da faize bulmakla, bankadan almakla, onlar insanı ancak çay bir sene götürür. Bir sene sonra yine şeyde kalır. Ancak kendin çalışacaksın. Atasözü, yorganına göre ayağını uzatacaksın. Sen 1 milyarlık adamsın ama ben de 1 milyonlu adamım. Ben 1 milyonlu işte çalışır, onu GDP artırırsan benim için daha faydalı. Daha zevkli. Beni işe teşvik eder. Yani evet. Beslerin
çalışmasına sebep de bu zaten. Bir devlet kapısından çok eğilen olmamış. Esas kevarat koparasın. Yani ufak edelim. Halk Bankası'ndan hafif bir kredi gibi. Bir şeyler almışlar. Öyle uzun boylu kredilere dönmemişler. Bir yüzüm uzun boylu krediye dönmemiş adam. İşi şöyle bir ay kadar ters geldi. Şimdi pat yatar. Öldü. Silindi oldu gitti. Şimdi efendim, şimdi... Çok iyi kullanır. Tabii. Devlet altından kolay kolay yapar. Evet. Şimdi ben daha ziyade yabancı şirketlerde de çok çalıştım. Şimdi sermaye deyince bir sigortadır. Bizim eksiğimiz nedir biliyor musun? Sermaye, sigorta, güven yok. Dükkanı yandı, ne yapayım, kaderine küs ediliyor. Değil. Şimdi Avrupa'da ilerleme neden oluyor. Şimdi benim dediğim kısmı. Şimdi 5 milyar olarak bir vakıf kursa, hani sermayesi olanlarla, ha dışarıda bir sermaye, ha bankadan almış, daha az. Şimdi diyelim ki Besli'ye gelecek adam, şimdi bir güveni yok, yeri yok. Nasıl gelsin? Gel ağam diyoruz. Ama nasıl gelsin? İşte böyle bir teşkilat kursa, dükkanı yapsa, gel ağam kaç metre düven istin, şu şirket yapsın, kirayla ödesin. Hani yük olmayalım. Ben onu şöyle arz edeyim. Tabii bu sigorta yok iken Besni'de birinin evini hırsız atsa, birinin evi yansa, birinin evi bir depremden zarar görse veyahut da bir sel felaketine uğrasa, bunu yani ailesine bile kavuşturmazlardı. Komşuları toplanır, onun evini yaparlar, sermayesini verirler, her ihtiyacını giderdirler gibi. O zaman sigorta böyleydi. Şimdiki gibi sigorta, ben gidiyorum Batra yazayım, sen işçilere yazıl, o kan sigortasına yazılsın, o bilmem şuna yazılsın, neresi yani bu? Bu açıktan açığa bir nevi, bana kalsa yani daha değişik diyeceğim de belki başka taraftan ne olur, hiçbir şey yaramıyor bir şey. Evet, işte biz de diyor ki bir 5 lira vakıf kuralım. Ama şimdi Besin'den çoğu da diyor ki inandırıcı, gerçekçi olursa niye olmasın? O da bir kar. O da bir kar. Bugün Besin'de 500 bin lira kira. Peki, sağ ol. İşinizde başarılar diliyorum. Salih Bey, bildiğin gibi Süleyman Ağa'nın oğlu. Salih Şükür oğlu. Evet. Herhalde buna da bazı sorular. Tabii. Besin Ağa'nın. Evet. Bir de kameracı kardeşim. Ha? Ya var mı yapacağım? Bu aşağı Besli'den büyük bir aile. Kavuncular. Kavuncular'ın akrabası. Kavuncular. Veya o en sarılıyor. Buyur. Sadık Sarp Şükürolu. Evet. Mesleğiniz? Çiftçiyim. Çiftçisiniz. Evet. Bir başka bir meslekten mi devamlı babadan kalma mı bu meslek? Bu babadan kalma. Evet. Meslek. İşte okudum. Ankara'da okudum. Liseyi Maraş'ta bitirdim. Evet. Fakat sonunda çiftçiliğe döndüm. Orada karar kıldım. Şu anda çiftçiyim. Evet. Peki lağabınıza kimler derler? Lağabınıza Haşkürler derler. Haşkürler derler de diyebilirler. Evet. Peki. Yine de soruyorum. Siz olsaydınız bu şehri nereye kurardınız? Besni'yi. Şimdi ben olsaydım bu şehri Savaş'ta Keşin arasına kurardım. Şimdi bu şehrin kuruluşu dedikodusu yapıldığında evet. O zaman 3 ayda Besni'de söz sahibi imiş. Evet. Bir tanesi dayım Vakasa, Emroğlu Vakasa. Evet. Bir tanesi Mefus Reşta. Evet. Bir tanesi de bugünkü özbaylar yani beyler. Evet. Bu üç ayla söz konusu. Evet. Şimdi beyler Dündar yazısına evet. Kurulmasını hükmetmişler. Emroğlu Vakasa da eski medeniyet yani Besin'in eski temeli olan evet. Bugünkü Tavaş dediğimiz mevkiye kurulmasını Beysun'un yanında yani. Beysun mahiyesine kurulmasını istemiş. Hatta o tarihte oranın plan ve projesini çıkarmış.
bölge valilerine de tasdik ettirmiş. Gaziantep valisine, Maraş valisine, Bursa valisine de tasdik ettirmiş. Burası şehir olabilir diye. Bir kısım ahali de o tarihte Besni'nin kaya ardına kaya ardına kaymasını, oraya kurulmasını arzu etmişler. Fakat neticede fakat ağır basmış ki bu şeyin yerine kadar etüdünü yaptırmış. O zaman keşfini yaptırmış. Ne yazık ki vakas sonra 1932'de ölümüyle ölümüyle orada bu iş batıl kalmış. Şeye, köyüne gitmesi batıl kalmış. Millet de bir araya girince işte kimi kaya ardı, kimi dündarın düzü, kimi bunu gül çatal bir şey. Delikli kaya. Delikli kaya mevcut edince ecdadlarımız geldi olsun. Hiçbirisinin de diyor olmasın bu ortada kalsın. Hepimizin orta noktası. Ve bugünkü Heyelan bölgeye resmi kurulmuş. Bu kurulma. Şimdi bugünkü tarih, o günkü tarihle bugünkü tarih arasında Besni'ye faydası ve zararı ne oldu? Şimdi bırakın meseleni. En isabetli kurulma yeri Besni için ve bugünkü Besni'nin 120 bine yakın olan nüfusunun dışarı kaçmasındaki de sebep buranın kapsamsız iktisadi bir güce sahip olmayışı, arazinin kaygan oluşu, dar oluşu, iş yerlerinin bulunmayışı, gelirini temin edemeyişi neticesinde kaçma ve göç kaçmaktır. Yani Besni'nin dışarı göçü çok güzel, değil, mecburiyet karşısında göçe gitmişler. Ve istikbalini dışarıda bulmuşlar. Eğer bu Besni, o günkü dediğimiz gibi, Beycun Ovası'na kurulsaydı, suyun mevcut, temiz havası, şehircilik yapısı bakımından her şeyden elverişli, iki tane sayfiye yeri mevcut ve bugünkü Adıyaman'ın yerine il olur ve Güneydoğu'nun da en turistik bölgesi olurdu. Çünkü köyün en üstü eski kiliseler yapısı. Zaten altın, şimdi Besni Bozmeken, Hititler zamanında bu Surfas altın şehir olarak geldi. Gül şehir olarak geçer. Böyle. Tabii. Gül şehir diyen de var, kül şehir. Evet. Şimdi hayır, kül şehir deyince batmış, zelzeleden yangın çıkmış, onun sonra kül olmuş. Gül şehir, kül şehir. Ben yani onu da çıkardım tarihlerden. O da zelzeleden değil, şeyin batması, kül şehrinin yıkılması. Yani bugünkü Sofraz'ın yıkılmasını Timur yıktı. Timur yaktı, yıktı savaşta. Şimdi tahmini rakam. Şimdi 1402 Ankara Savaşı olduğuna göre evet. Timur buradan Ankara'ya gitti. Tahmin ederim Sofraz'ın yıkılması yaklaşık 1398 veya 1400 tarihleri arasında olabilir. Şimdi orayı Timur'un yaptığı kesin olarak sabit o. Yani tarihsel yönden kesin olarak sabit. Sofrazı yıkan, yakan, harabe eden bu haline sokan Timur. Şimdi Timur ordusu. Peki efendim, şimdi size soruyorum. Mesela siz de bu memlekette yaşadınız, yani çiftçi olarak. Evet. Şimdi bu aşağı şehir neden bu eski mabetler yıllar önce kurulmuş, namazımızı kılıyorduk, topumuzu atıyorduk, mesela düğünlerimiz içinde böyle ben hamam birçok değil de Türkiye'nin sayılı en büyük vilayetlerinde yok. Gümbür gümbür içinde düğün ediyorduk, salıncağımızı kuruyor, kadınımız, ayımız gidip gümbür gümbür yıkanıyordu, suyu vardı. Şimdi suyu da beleşti, her şeyi beleşti. Peki bu böyle mabetleri nasıl yıktık? Böyle dine sadık bir şey. Neden bu harabeye döndürdü? Acaba bunda kim yanlışlık yaptı? Şimdi şöyle bir soruyla yanıt verin bu sorumuza. Türkiye'de, şimdi dünyada zor iki meslek var. Biri hakiki politikacı, biri hakiki din adamı. Evet. Ne yazık ki bu Türkiye'de herkes dinlerdir, herkes politikacı. Evet. Şimdi tarihi medeniyet kavramının gelişmediği bir durum olarak kendimizi kabul ediyoruz. Evet. Şimdi bu cehaletin etkisi altında bu harap şeye, mabetlere, camilere, hamamlara saygı buradan gelmedi. Herkes şahsi menfaatının çıkarını bunların sökülüp getirip buradaki yerleşime
evet. satarak yani yerleşim bilimindeki insanlara satarak menfaat temin etmek için çekinmeden o tarihi eserler kurtarmak. Evet. Buna niye müdahale edilmedi? Buna niye müdahale edilmedi? Sizler çok yakın tarihte yaşadığımız bir örneğini verelim. Memleketimize müftü diye gelen hain ediler. Zat bizzat gitti camiyi yıktı geldi burada inşaat etti. Çok acı bir gerçek. Evet. Yani müftü gidiyor. Hepimizin gözleri yaşarıyor yani. Heh. Gerçekten. Müftü gidiyor. Camiyi yıkıyor. Minareyi yıkıyor. Getiriyor taşıyla burada inşaat yaptırıyor. Şey olarak, cami vakfı olarak ismini de koyuyor. Cami vakfı olarak inşaat yapılıyor. Hatta şimdi buna ilk muhalefeti yaratanlardan bir tanesi mekanı cennet olsun. Saygı değer ve çok hürmet ettiğimiz baba efendi, yani Mustafa evet. baba, müdahale etmeye kalktı. Politik nedenlerle, evet. dedikodularla, efendim işte şeriatçılar, tarikatçılar dedikodusunu sokarak evet. önlediler. Adam da geçti, cahil cahil camileri yıktı, yatıp öde yaptı. Bu kültürün gelişmemesi ve kıymeti bilinmeyen, yani tarih eserlerin evet. kıymetinin bilinmemesinde kaynaklanan. Tabii. Genelde Türkiye'nin her yerinden. Şimdi efendim biliyorsun 11 tane cami var bildiğimizden kendi evet. yaşıma göre. Şimdi ben bunun birçok araştırmacılara İzmir'de, Ankara'da araştırmasını yaptım. Bugünkü bizim bu eserler Memluklardan belli. Yani Osmanlıların buradan katkısı yok. İncelettim. Evet, yok. Bu tarih değeri bugünkü şartlara değil de o günkü şartlarda milyarların üstünde. Çünkü gerçekten İslamiyet'in özüne göre yapılmış. Evet. Biliyorsunuz camilerimiz öyle yapılmış ki misafirperverliği halkımıza uydurmuş. Biliyorsun hücrelerde yatardı. Ben dedem, Mullah Hüseyin dedemle giderdim, öksüzdüm. Paşa Camisi'nin hücresi vardı, orada yatardı, sakallı konuşurdu. Birçok dini şeyleri onlardan öğrendim. Şimdiki hocalarda bunları duymak mümkün değil. Heh. Şimdi arada bir fark var. Şimdiki din alimlerimiz, yani kendinden diğer alim olarak satanlar, yani bu hocalar olsun, mezunlar olsun, veyahut da müftüler olsun. Evet. Şimdi bunlar mesleki birer insan oldular. Evet. Yani dediğim doğrudan doğruya zaten yasa hüküm gereğince de bunlar personel kanununa tabiler. Evet. Birer memurlar. Evet. Ha, yalnız bunları diğer memurlardan ayıran vasıf çalışma sürelerinden 8 saat evet. dışına kaçması ki yani bu da 5 vakit namazda hesap edersen 5 vakit namaz yaklaşık olarak 1 saatte veya da 45 dakikada kıldırılır. Fakat bu din açısı yönünden bunlar sabah namazından yatsı namazına kadar görevli evet. olarak kabul edilir. Yani çalışma süresi 2 saattir de evet. görevde kalma süresi uzundur. Evet. Şimdi bunlar eski din adamlarımız nasıl yetişirdi, bunlar nasıl yetişirdi? Evet. Şimdi eski din adamlarımız eski tabirle küllükten yetişir. Yani özünden yetişir. Hayır, dine saygıyı, dine hürmet ederek gelir. Tabi dine saygıyı öğrenerek okumaya başlardır. Evet. Şimdi okuyarak dine saygıyı değil de dine saygıyı öğrendikten sonra okumaya başlardı. Evet. Ve saygıyla beraber dini tahsilini aldığı zaman bunu kaynaştırır, etkinleştirir. Evet. Ve adam şimdi eski hocalar eski din adamları dinin arzusuyla din adamı olmayı arzu ederlerdi. Yani evet. geçim sıkıntı, geçimi temin etmek için din adamı olmazlar da. Evet. Ha, bugünküler geçimlerini temin ederdi. Meslek olarak. Meslek olarak bugün bunu seçiyor. Müezzin maaşlı, imam maaşlı, müftü maaşlı. Evet. Fakat o zaman böyle bir şey yoktu. Evet. İmamın maaşı yok. Müezzin maaşı yoktu. Şimdi herkes dini beğenerek dinin sevgisiyle dindar olurdu. Evet. Ve o bakımdan da tabi hürmet, saygı, yetiştirme, inanma. Daha doğrusu insan inancındaki evet. özellik, bugünkü özellik de bugünkü özellik bir araya tutmuyor. Şimdi onlar inanırdı. Şimdi bunun nakacası olabilir. Bu dedikodu mevzuda olabilir. Bugünkü inanç mı kuvvetli, bundan önceki inanç mı kuvvetli diye. Evet. Şimdi yalan bugünden bugün arasında bu inanç bakımından bir fark var.
Şimdi bugünkü inanan, yani tam manasında inanan kişi bilerek inanıyor. Bilerek inanıyor. Araştırarak inanıyor. Ve inancında sarsıntı olmuyor. Fakat daha önceki inanç çocukluktan başladığı için çok saygı büyüktü. Fakat başı dara geldiği zaman inancında ihtilaf yaratabilirdi. O olabilir. Yalnız olabilirdi. Bugünkü de bunun eskinin arasındaki fark da bu. Fakat buna rağmen medresede ki cami hücrelerindeki tahsiller devamı din adamının kapasiteli yetişmesine de yardımcı olur. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Peki şimdi ikincisi şu. Şimdi diyoruz ki bizim beslimiz Türkmen köyleri de yani oyunumuz, havamız, türkümüz her şeyle zengin bir folklora sahibiz. Beslimiz. Ben de bunlardan birini yazarım. Yani çocukluğumda hevesle yazdım. Şu aşıkları nasıl yazar? İlkokulda ben Doğanşehir'de okudum. 1938'de gittim ben buradan Doğanşehir'e. Orada ilkokulu bitirdim. Şimdi bende bu çok eserler var. Geçen İstanbul'a gittim. Devlet Konservatuvarı'na 12 tane türkü seçtiler. Şimdi şöyle bir Metehan'ın bir şeyini okudum. Orada 70 senelik bir hoca, yani emeğini vermiş sayılır mı dedi. Dedi ki sen dedi hocam bana hocam diye tabir etti. Gerçek böyle yani. Bu ne zamandan dedi siz bu şeyin meşrukun içindesiniz dedi. Bu müzikiyle iştigal oluyorsunuz dedi bana. Yani eski İstanbul tabiriyle. Dedim ben müziğin ne ayını bilirim ne beyni. Ben bir Pınar'ım dedim. Anadolu'nun aslım Türkmen Karacaoğlan'ın çeşmesinden bir içen su içmiş. Şimdi de dedim bunun aynısını gönlümden taşarak yazıyorum. Benim herhangi bir kalem tutup birine ne saç çalarım ne de dedim bir müziki dersim var. Adam şaştı. Hayret dedi yani. Böyle olmadan bu kadar mazı. Ya gülsem dedi neler yapmaz. Peki şimdi size de sorayım. Biz böyle bir şey kültür kurmak istiyoruz. Yani kendim fikrimi de bütün besinlere söylüyorum. Bu kültürümüzü bir folklor ekibi kurarak bütün besinlerin nerede olsa orada özlemini giderecek, kendi şeyini yapacak bir siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Böyle bir teşebbüs olursa madde ve manevi fikre veyahut da emeğen katkıda bulunabilirim. Bunun kesinlikle söz verebilirim. Talebelik zamanımda Adıyaman ili Besni ilçesi yüksek öğrenim talebelerini yetiştirebilir ve onlara faydalı olur. Bir cemiyette kurmuşsunuz. Peki sizin fikrinizden de faydalanacağız ve hemşerilerim de buna hayır diyen de olmadı. Zaten bu büyük bir parayla da biliyorsunuz kuruluşu yoktu. Giyim, kostüm, birçok bir el aletlerimiz. Zaten bizim eve fantazi aletler de istemiyor bize. Çok güzel, basit, tarih şeyler. Peki, ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar dilerim.